Sınavda her dersten 15 soru sorulmuştur. Yukarıdaki tablo bir deneme sınavında öğrencilerin yaptıkları doğru sayılarına aittir. A kümesi matematik testindeki soruların tamamını doğru yapanlar, B kümesi Türkçe testindeki soruların tamamını doğru yapamayanlar, C kümesi fen bilimleri testindeki soruların tamamını doğru yapanlar. A, B ve C kümeleri için 3 kümenin de ortak elemanlarından oluşan kümenin eleman sayısı kaçtır? Evet çocuklar, şimdi matematik testindeki soruların tamamını doğru yapanlara bir bakalım. 15 soru var. 15'te 15 yapanlara bakıyoruz. Ömer ve Cemre, değil mi? O zaman A kümesinin elemanları hemen yazalım. Ömer ve Cemre olacak. Baş harflerini yazdım. B kümesine bakalım. Türkçe testindeki soruların tamamını doğru yapamayanlar. Şimdi Türkçe testindekilerin tamamını doğru yapanlar Cemre ile Elif'ti. O zaman yapamayanlar Ömer ve Efe. Dolayısıyla burada da Ömer ve Efe yazacağız. Ömer ve Efe. Son olarak fen bilimleri testindeki soruların tamamını doğru yapanlar. Tamamını doğru yapanlara baktığımızda yalnızca Ömer görülüyor, değil mi? Dolayısıyla C kümesinde yalnızca Ömer var. A, B ve C kümeleri için 3 kümenin de ortak elemanlarından oluşan kümenin eleman sayısı. Bakın çocuklar, bu 3 küme içinde hepsinde var olan kişi kim? Ömer, değil mi? O zaman bir tane ortak elemanları var. Yani Ömer olacak. Dolayısıyla sayısal olarak yanıtımız B seçeneği. Yukarıda verilen A ve B kümeleri için A birleşim B ifadesinin Venn şemasıyla gösterimi hangisi gibi olabilir? Çocuklar, her ikisinin de bir arada gösterilmesi anlamına geliyor. Yani kümelerin her ikisini birden kapsayan bir gösterim tercih edeceğiz. Ama kesişimlerini işin içinden çıkarmayacağız. Dolayısıyla yanıtımız A seçeneği olacak. A kümesi plakası 40'tan büyük, 50'den küçük olan iller. B kümesi K ile başlayan iller. A kesişim B kümesinin eleman sayısı kaçtır? Evet, bakalım hemen. A kümesini oluşturalım çocuklar. Plakası 40'tan büyük, 50'den küçük olan illere bakıyorum. Şimdi plakası 40'tan büyük olacak. Kocaeli'nden başlıyorum. 50'den de küçük olacakmış. Kocaeli olacak. Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Maraş, Mardin, Muğla, Muş. 50'den küçük olacak dediği için Muş'ta bırakıyoruz. Dolayısıyla kaç tane elemanı var burada saydığımızın? Kocaeli'den başladım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane elemanı var değil mi? A kümesinin 9 tane elemanı var. B kümesinin K ile başlayan iller. Şimdi çocuklar, A kesişim B'yi istediği için A kümesinin elemanları içerisinde K ile başlayan illere bakmamız yeterli. A kümesinin elemanlarından Kocaeli, Konya ve Kütahya, bir de Kahramanmaraş K ile başlıyor değil mi? Yani 4 tane il. Dolayısıyla kesişimlerindeki eleman sayısı da ne olacak? 4 olacak. Aşağıda kek ve kurabiye yapmak için gerekli malzemeler verilmiştir. Kek için gereken malzemeler K kümesi, kurabiye için gereken malzemeler L kümesi ile ifade edilirse, K kümesi ile L kümesinin birleşiminin eleman sayısı artı kesişimlerinin eleman sayılarının toplamı kaçtır? Çocuklar, kek için gereken malzemelere K dedik, kurabiye için gereken malzemelere de L dedik. Dolayısıyla bunların birleşimini sorduğu zaman biz kekte ve kurabiyede gerekli olan toplam malzemeleri aynı malzemeyi iki kere yazmamak şartıyla söyleyeceğiz. Şimdi kek için ne gerekiyor? Toz şeker gerekiyor. Un gerekiyor, vanilya, süt, sıvı yağ, kabartma tozu ve yumurta. Yani kaç tane unsur gerekti? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kek için 7 şey gerekiyor. Peki, birleşimlerini buluyorum şu anda. Kurabiye için gerekenler, kek için gerekenler de olmayanları ekleyeceğiz. Vanilyayı söylemiştik zaten, onu almaya gerek yok. Pudra şekeri kekte söylememiştik, onu alacağız. Kabartma tozunu kekte söyledik, almaya gerek yok. Tereyağını kekte söylemedik, alacağız. Unu da almayacağız çünkü kekte var. Yumurta
Kekte var mı? Var, almayacağız. Damla çikolata kekte var mı? Hayır, yok. Bunu alacağız. O zaman 7 tane kekten geldi, 3 tane de kurabiyeden geldi. Birleşim kümesinin eleman sayısı ne oldu çocuklar? 7, 3 daha 10 oldu. Şimdi de kesişimlerine bakalım. Kesişim ne demekti çocuklar? Her ikisinde de ortak olarak bulunan elemana kesişim elemanı denir. Şimdi her ikisinde de ortak olarak bulunanları işaretleyelim. Bakın toz şeker sadece kekte var. Kurabiyede yok, almayacağız. Un her ikisinde de var. Bunu işaretledik. Unu işaretliyorum hemen. Evet. Vanilya yalnızca kekte değil, her ikisinde de var. Bunu da işaretledim. Süt sadece kekte var, almayacağım. Sıvı yağ sadece kekte var, almayacağım. Kabartma tozu her ikisinde de var, alıyorum. Yumurta her ikisinde de var, alıyorum. O zaman kesişimlerinin eleman sayısı 1, 2, 3, 4 oldu çocuklar. Birleşimleri 10'du, kesişimleri 4 çıktı. İkisinin toplamını soruyor bana. Dolayısıyla 14 sonucuna ulaşırım.